Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sefiş'in Elemekleri. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur versin inşallah. Rabbim ne istediğiniz, ne muradınız varsa versin güzel Rabbim. Bugün hanımlar fincanı şöyle sapları kırılmış, birazcık deforme olmuş fincanları değerlendireceğiz. Bardaklarımızı değerlendirdik. Şimdi sıra fincanlarda. Fincanlarda bu şekilde büyük fincanları, küçük fincanları da yapabilirsiniz. Onlar da çok güzel olur. Bunları değerlendireceğiz. Bakalım ne yapacağız? Bunu da saksı yapmak istiyorum. Var böyle birkaç tane benim elimde. Kalemlik, saksı falan yapabilirsiniz. Ne isterseniz onu yapabilirsiniz. Çok güzel bir süs olarak. Bunun içerisine kaktüs yapmayı düşünüyorum hanımlar. Saksımızı bu şekilde yapacağız bugün. İnşallah ilerleyen günlerde de kaktüsümüzü yapacağız. Hep beraber Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle başlıyorum. Öncelikle mavi, beyaz, kırmızı tarzında bir renkler kullanacağız. Şöyle maviyle tabanını başlıyorum hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle tekrar sihirli halka ile başlayacağım. Bakın şöyle hemen sihirli halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle ipimi çekiyorum. Biraz ipim kalın, kalın olsun varsa. Ama incesi kalını fark etmez. Evdeki ipleri böyle. Bunlar, bu ipim de benim az bir şey. Hem bunu değerlendiriyorum şu şekilde. Hem de saksımızı yapacağız hep beraber. Şimdi bir önceki videomdaki gibi tekrar bunu arttırma yapacağız. 8'i 16'ya çıkartacağız. Bir zincir çektim. Dibine battım hanımlar. Şuraya tam dibine. Tekrar her yuvanın içerisine ikişer tane batıyorum. Her yuvanın içerisine ikişer tane batacağım. Büyüteceğiz fincanımızın tabanına göre. Tam fincanımızın tabanına göre büyüdüğünde yukarısını yapacağız. İkişer tane yaptım hanımlar. Başa geldim. Şu şekilde kapattım. Burayı da iyice sıktırın ve bunları da şu şekilde düğümleyin hanımlar. Bugün biraz dediğim gibi keyfim yok, öksürüyorum, su da aldım yanıma, inşallah gıcık tuttukça içeceğim. Bakın şimdi hanımlar, bir tane tek, bir tane çift, yani bir yuvaya tek batacağım, bir yuvaya iki tane batacağım. Bu sıramızda bu şekilde hemen dönüp geliyorum hanımlar. Aynı zaten taban arttırmamız. Şimdi tekrar başa geldim hanımlar. Şöyle dibine battım. Şimdi tekrar aynı arttırdığım yerlerden arttırıyorum hanımlar. Şimdi iki tane tek her yuvadan, bir yuvadan çift tekrar. Bakın tam arttırdığım yerdeyim hanımlar. Bir tane tek, bir tane daha tek. Şimdi çift. Bir tek, iki tek, üçüncü çift. Bunu da bu başa kadar bu şekilde. Şimdi de tekrar aynı yere battım. Bir. Aynı arttırdığım yere tekrar battım. Bakın. 1 2 3 ve bu sefer dördüncü. İki tane batıyorum. 1 2 3 4 iki tane batıyorum onlar. Haydi bakalım. Bunu da bu şekilde batıp gelelim. Şimdi onlar tekrar 1 2 3 4
4 tane tek, 5. çift. Fincanımızın tam tabanına göre yapacağız. Bakın yuvarlak bir şekilde gidiyor. Daha var. Birkaç sıra daha yapacağız. Şimdi tabanını anlattığım gibi şimdi bu sıramızda 5. çift olacak. Bir üst sıramızda 6. çift olacak. 5 tane tek. 6. çift. O şekilde fincanımızın tabanına göre büyüteceğim. En son sırada göstereceğim hanımlar. Şimdi hanımlar aynı şekilde bir sıra daha yaptım. 5. tek, 6. çift olarak bir sıra daha yaptım. Fincanımın tam tabanına göre oldu hanımlar bu. Bakın şu şekilde. Çok fazla bolluk vermeyelim ki bura otursun. Ama şu sapları biraz daha kesmek benim için zor oldu. Gerçi bir tanesi kırıktı şu. Üstünde de küçük bir şey vardı. Onu da kırdım ama düzeltmek biraz daha zor. Nasıl düzelteceğim de onu bilemedim. Onun için burada bir şey yapacağız. Artırma yapacağız. Yukarısında. Şimdi hanımlar maviye devam ediyorum. Renk geçişi daha yapmadım. Şu şekilde bakın. Şu düzlerden alarak saksımızın zeminini oluşturacağım. Tamamını. Şuraya bir bellik yapalım. Ben buraya şey yaptım. Hemen ben bir çatan iğne bulayım. Burası başlama ve bitiş yerimiz olacak. Bütün düzlerinin şu tek kanatlarından alarak çatan iğnemize kadar sık iğne olarak geliyorum hanımlar. Çatan iğnemizi yanında nasıl yapacağımıza karar vereceğiz. Tek kanatlarından alarak geliyorum. Şimdi hanımlar iğnemin olduğu yere geldim. Bakın tek kanatından alarak bu şekilde bakın. Geldik. Şimdi artık şu düzlerin içerisinden yapacağız. Şu kanatlardan değil içerisinden. Güzel bir görünüm sağlayacak. Bakın. Şu şekilde. Biraz daha bol tutarsanız daha da güzel olur. Bir dahakine düzelecek o. Güzel bir görünüm sağlayacak. Bu ilk etapı geçmesi biraz zor olur. Bir sıra sadece. Ondan sonrası bol olacak zaten. Üzerine batması daha rahat olacak. Şimdi hanımlar iğneme kadar bakın şu sadece düzlerin içerisinden bakın sık iğnelerin içerisinden alıyorum. Bunu iğneme kadar yapacağım hanımlar. Şu boşluklara değil, kanadından değil, içerisinden. Bakın bu şekilde iğneme kadar geleceğim. Bakın hanımlar şöyle bir zeminle oluşturduk tabanını. Şimdi şuraya kadar 2-3 sıra öreceğiz. 2-3 sıra ördükten sonra bir mavide bir artma yapacağız. Başka renge geçmeden mavide artış yapmam gerekiyor. Şimdi hanımlar tekrar iğneme kadar geldim. 2-3 sıra aynı şekilde her sık iğnem içerisine batarak bundan hariç bir sıra daha yapacağım. Ondan sonra artırma yapacağım hanımlar. Bakın. Her sık iğnemizin içerisine batacağız. Haydi bakalım her sık iğnemizin içerisine batarak ikisi, bundan hariç bir sıra daha yapıp gelelim. Bakın hanımlar. Ben artırma yapacaktım bunu ama şöyle darlığına bakınca yok artırma yapmayacağım. Çünkü şurada bir bolluk var zaten. Onun için bu sapı kurtarır. Onun için artırma yapmayacağım. Şuraya kadar falan belki artırma yapmam. Biraz daha şuraya kadar bakacağım. Fincanımın kalıbına göre gideceğiz. Şimdi hanımlar bu mavi ipim bu kadar kaldı. Bir sıra daha gider. Bir sıra daha yapacağız. Sonra şu daha açık mavi ipim var. Buna geçeceğim. Daha yakın çünkü bu. Evde kalan hem iplerimi değerlendiriyorum. Hem daha yakın renklerde gideceğiz. Hemen bunu da bir sıra daha yapıp geliyorum. Renk değişimi yapacağım. Ondan sonra bir sırada onu yaptıktan sonra model katacağız üzerine hanımlar. Kaçıncı sıradayım? 1, 2, 3, 4. sırayı yaptım. 5. sıradayım hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi hanımlar burada renk geçişlerini şöyle bakın ipimiz
bitti diyelim, renk geçeceğiz diyelim. Şöyle bakın, şu ipimle tığıma şöyle batıp çıktım hanımlar. Bakın, tığıma dolayıp çektim ve geçiş yapmadan, sık iğnemi yapmadan şu ipime geçiş yapıyorum. O ipimi de içerisinden şu şekilde götürüyorum. Bakın, şu şekilde düğüm atmamış oluyoruz hanımlar. Bakın, düzlerin içerisine batıyoruz, sık iğnelerin içerisine. Bu şekilde bakın. Hemen bir sıra gidip geleceğim hanımlar. Ondan sonra modelimizi katacağız. Bakın, çok bir farkı yok. Az bir şey farkı var. Şimdi hanımlar, modelimizi katıyoruz. Şöyle kırmızı ipimi aldım elime. Şöyle geçtim. Şu mavi ipimiz de içerisinde kalsa da olur. Biraz kısaltalım bunu. Bir önceki sırada geçecektim ama unuttum onu. Şöyle öbürünü de keselim. Bakın, şimdi kırmızıyı mavinin içerisinden bir tanecik batıyorum. Bakın, bunu kapamadan kırmızıyı şöyle mavi ipimi alıyorum elime. Bakın, bir, iki, kırmızı ipimi içerisinde götürüyorum. İki, üç, 4, 5, 5, 6, maviye devam ediyorum. Aynı şekilde içerisine batarak 7, 8, bakın 8.yi kapatmadan, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.yi kapatmadan tekrar hanımlar kırmızı ipim alıyorum. Kırmızı ipimden tekrar mavi ipimi şu şekilde alarak bir tane kırmızıyı kapatmadan mavi alıyorum. Bakın, bu şekilde renk işleri bu şekilde hanımlar. Şimdi 8 tane mavi, bir tane kırmızı olarak, 9.yı kırmızı olarak saydım hanımlar. Ya bir eksik gelecek ya bir fazla gelecek. Onu da arada halledeceğiz. Ya bir tane arttıracağız ya bir tane keseceğiz. Bakın hanımlar, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'i kapatmıyorum. Kırmızıyı aldım ve bir tane kırmızıdan alıyorum. Kapatmadan maviye geçiyorum. Hadi bakalım hanımlar, bu şekilde kırmızıya kadar gelelim. Bakın, burada bir tane eksiğim var. 1, 2, 3, 4. Buradan bir tane arttırıyorum. 5, 6, 7, 8 arası. Şimdi bunu ikili yapacağım, üçlü yapacağım için burada artık şey yapmıyorum. Kırmızıya geçiyorum. Burada kırmızıyı üçlü yapacağız artık. Bakın, 1, içerisine batıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde 3.yü kapamadan maviye geçiyorum. 3.yü kapamadan. Bakın, şimdi arada kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. da kırmızıyı alıyorum. Şu şekilde 7.yi kırmızı yapıyorum. 8. bu 3 tane kırmızı işte arada. Bu şekilde hanımlar arasını ayarlayın ki ona göre şey olsun, ara mesafesi olsun. Bu alttaki kırmızılar da şu şekilde çıktı birazcık. Onları, o önceki kırmızım benim, şu şekilde çektim.
Şimdi 3 kırmızı yapacağız. Kırmızıları üçleyeceğiz. Bakın 3. kırmızıyı kapamadan, bakın 3. kırmızıyı kapamadan maviye geçiyorum. Hanımlar, bu rengimiz, şu mavi rengimiz bitene kadar bir dahaki sıramızda, şimdi 3'tü, 4 olacak, 5 olacak. Hepsi mavi bitene kadar devam edeceğiz bu şekilde. Mavimin bitiminde tekrar görüşelim. Şimdi mavide işimiz bitti hanımlar. Kırmızıyı bakın bu şekilde tamamını 2 sıra 3 sıra yapacağım. Tekrar bir renk geçişi daha yapacağız. Bakın tamamını artık kırmızı yapıyorum. Mavi ipimi kestim. Bakın sonra 2 tane kaldı. Bu 2 taneleri de mavi yapıyorum. Kırmızı yapıyorum. Bundan ayrıca 2 sıra daha yapacağım hanımlar. Bundan sonra başka renge geçeceğiz. Kaç sıra yaptığımı söyleyeceğim size. Bakın bu şekilde hanımlar, çok güzel oldu. Hadi bakalım. 2-3 sıra da kırmızı yapalım. Şimdi hanımlar, burada biliyorsunuz 2 tane mavim kalmıştı. 2 tane mavimizi burada beyaz yapacağız. En alt sırada tek başladık. Burada ikili başlayacağız. Çünkü ikili kaldığı için. Şu şekilde beyazımı tutturdum. Ve içinden renklerimi, beyaz ve kırmızımı götürüyorum. Bakın bir beyaz, iki beyaz. Bakın hanımlar. Şimdi şuradan şöyle gelelim. Kırmızı, tek kırmızıdan başlayalım tekrar. Şu tek kırmızıyı beyaz yapalım. Öyle kavuşturalım. Bakın bir tane beyaz yaptım. Bakın. Şimdi 1, 2, 3, şu beyazı bırakıyorum, oradan onu keseceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8'i aldım, şöyle bir beyazı geçirdim 8'den, 9'u. Yanlış yaptım. İçerilerine batmadan geldim hanımlar. Şu beyazımı tekrar yapacağız. İçerisine batmadım düz olarak. Tekrar kırmızımla kapatıyorum. Normal düz yürüdüm. İçerilerine batıyoruz. Bakın şu şekilde. İçerisine. Onu söylemek istedim. Ondan yanlış yaptım. Şimdi bak 1 2 3 4 5 6 7 şu kısa kırmızı beyazı bırakıyorum, 7 7 dalgınlığa geliyor, 7 bakın 8 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. 8'i kapatmadan 9'a geçiyorum. Bakın. 9'uncuyu da kapatmıyorum. Beyazı kırmızıya geçiyorum. Bakın renk geçişlerimiz böyle olduğu için şu şeyler güzel oluyor. Artık bu şekilde hanımlar, aynı mavide yaptığımız gibi devam edeceğiz. Kırmızı ipimiz bitene kadar. Sonra kırmızı ip bittikten sonra beyazla bitireceğiz saksımızı. Bakın bu şekilde 9'a kadar gidiyorum. 8'e kadar. Tekrar göstereyim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 8'i kapatmıyorum. Beyaza geçiyorum. 9'uncuyu beyaz kapatmıyorum. Kırmızıya geçiyorum. Geçişler bu şekilde anılar. Artık bir dahaki geldiğinizde 3 kırmızı. Hani şurada yaptığımız gibi. Aynı böyle devam edeceğiz. Hep kaydırarak renklerimizi devam ettirerek. Beyazımızı, kırmızımızı bitene kadar devam edeceğiz. Kırmızı bittikten sonra beyaza geçeceğiz. Bakın şu şekilde anılar. Göstereyim size hemen. Dar gelirse eğer ki gözünüze arttırabilirsiniz. Ama ben modelim bitene kadar arttırmayacağım. Modelim bitsin. Ondan sonra. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ne güzel oldu bakın. Şimdi kendi de kırmızı olduğu için. Hadi bakalım bir bitirelim şeyi, kırmızıyı ondan sonra. Şimdi onlar bakın. Kırmızım iki tane kalana kadar beyazlarıma geçiş yaptım hep kaydırarak. Her sırada kaydırdım. Şimdi artık beyazla bitireceğiz saksımızı. Tamamını beyaz yapacağım artık. Bütün beyazların içerisine batarak bakın. İki kırmızımız kalmıştı. Onları da beyaz yapıyorum. Şimdi şöyle fincanımın içine katacağım. Bir bakacağım şey genişliğine, darlığına. Ona göre bir artırma yapacağım. Bu biraz sapından dolayı. O sapına bir çare bulacağım onun. Şey yapabilirsem. Kesebilirsem onu. Çok iyi olacak benim için. Rahat bir şekilde girecek. Bakın şimdi. Burada beyazda artırma yapmam gerekiyor artık. Çünkü öbür türlü olmayacak. Yukarı doğru artık şey yapıyoruz. Açılacak hanımlar. Şimdi şu sapı da birazcık şey yapıyor onu. Gerdiriyor. Bakın bu şekilde. Sapını ben onu bir çare bulacağım. Şimdi beyazda artık şuraya geldiğimize göre beyazda şey yapacağız. Artırma yapacağız. Her bir beyaz şöyle kırmızılardan artırma yapalım şimdi. Şu şekilde. Şimdi beyazı iki tane yapalım burada. Tekrar kırmızıdan iki tane yapalım. Her bir kırmızıdan ikişer tane arttıralım. Çünkü yukarıya doğru genişleyeceği için arttırmak zorundayız. Ben sapına bir çare bulacağım onun. Şu şekilde hanımlar. Hadi bakalım. Artık boyu bitene kadar beyazla devam edeceğiz. Sadece bu sırada artırma yapacağız. Bakın bu şekilde. Kırmızılardan arttırmam yeterli olacaktır. Yukarısını rahat girmesi için. Haydi bakalım. Şimdi tam boyu bitene kadar ben buna devam edeceğim hanımlar. Şimdi hanımlar fincanımızın buralarını düzeltirken kırdım. Kırdığım için zaten bir tane daha vardı evimde. Kenarda duran. Ben böyle şeyleri atmıyorum. Sonradan değerlendiririm diye. Bakın bu da zaten buna göre oldu tam. Ona da biraz küçük gelmişti biliyorsunuz. Bakın bu şekilde. Tam oturdu hanımlar. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hanımlar. Bunu devam ediyorum. Tekrar bakın süsleme yapacağım birazcık buna. Şu beyazlara tekrar batarak başlama yerime kadar beyazları tekrar aynı şekilde yapacağım. Bu son sıramız artık. İpimi şurada başlamıştım. Şuraya kadar beyazlarımı yapıp geliyorum hanımlar. Şimdi tam artık fincanımızın yani saksımızın bakın şu şekilde tam bitiş yerine geldim. Geldikten sonra hanımlar
Bakın şu iç kısımdan bu sefer içeri doğru pay vereceğim. Şöyle sık iğne artık. Tamamını sık iğne bu da. Yapacağım ama şu düzlere batmayacağım. Normal batıp gideceğiz hanımlar. Şimdi bunu bir başa kadar sık iğnemi yapacağım. İçeriye doğru kapatma işlemi yapacağım. Başa kadar yapıp geliyorum hanımlar. Bakın bu şekilde içeriye doğru kapatma işlemi yapıyorum. Şimdi bunu birkaç sıra yapacağım hanımlar. Fincanımız rahat girebilecek şekilde yapacağım. Çünkü bunları sonra üstüne dediğim gibi kaktüs yapacağımız için şöyle içerine kaktüsleri koyabileceğim şekilde bir yuva bırakacağım. Bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi. Buna fincanı girip çıkması için düğmeli de yapabilirdik ama bu güzel olacak. İsterseniz başka saksı da koyabilirsiniz içerisine. Kırılmayacak şekilde. İlla ki fincan koymanız şart değil ama ben evdeki fincanları değerlendirmek için bu şekilde yaptım. Hadi bakalım birkaç sıra yapalım. Ondan sonra bir görelim. Şimdi hanımlar iki sıra yaptım. Şu şeyden hariç. Hepsi bir toplamda 3 sıra. Buradan şu şekilde bir tane bir kesme yaptım. Bakın. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arası 2-3 tane bir kesme yapacağım. Ki o da fincanımızın ortaya doğru bol durmaması için fincanım rahat girip çıksın içerisine saksım. Tekrar 13 tane arası tekrar bu şekilde kesme yapacağım. Boşa kadar geliyorum. Bakın hanımlar bu şekilde içerisine fincanım girecek şekilde bir toplama yaptım. Ama fincanımız rahat girsin çıksın diye bu şekilde yaptım. Biraz da kasabilirsiniz tabii şeyinize göre, saksınıza göre. Ama ben burada çünkü kapağını açık kapak yapacağım için şu yıkanabilsin yani. Benim şeyim o, gayem o. Şimdi hanımlar bunu artık burada bitiriyorum. Çünkü biraz daha kasarsam bu sefer şey olmayacak. Kapama zor olacak. Girip çıkması zor olacak onun için. Buradan kapatıyorum bunu. Bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunun üzerine kapak yapacağım. Toprak rengi yani tercih ettim. Bakın şu şekilde trabzanla da yapabilirsiniz. Sık iğne de trabzan yapalım. Bakın hemen sihirli halkamın içine ikili trabzan yapıyorum. Kaç tane oldu? 3, bir de zincirim 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle hemen onu kapattım. Karşıya zincirim içerisine sabitliyorum. Ve 12 tane hepsinden artırma yapıyorum hanımlar. Göbekte yaptığımız gibi. Bu şekilde aynı göbeği şu bunda yaptığımız gibi hanımlar. Her yuvadan artıracağız. Bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift olarak bunu büyüteceğim hanımlar. Hadi bakalım bu şekilde. Bakın her yuvaya ikişerli batıyorum. Hadi başa kadar geliyorum. Ben sapına bir çare bulacağım onun. Şu şekilde hanımlar. Hadi bakalım. Artık boyu bitene kadar beyazla devam edeceğiz. Sadece bu sırada artırma yapacağız. Bakın bu şekilde. Kırmızılardan arttırmam yeterli olacaktır. Yukarısını rahat girmesi için. Hadi bakalım.
Şimdi tam boyu bitene kadar ben buna devam edeceğim amlar. Şimdi amlar fincanımızın buralarını düzeltirken kırdım. Kırdığım için zaten bir tane daha vardı evimde. Kenarda duran. Ben böyle şeyleri atmıyorum. Sonradan değerlendiririm diye. Bakın bu da zaten buna göre oldu tam. Ona da biraz küçük gelmişti biliyorsunuz. Bakın bu şekilde tam oturdu hanımlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hanımlar bunu devam ediyorum. Tekrar bakın süsleme yapacağım birazcık buna. Şu beyazlara tekrar batarak başlama yerime kadar beyazları tekrar aynı şekilde yapacağım. Bu son sıramız artık. İpimi şurada başlamıştım. Şuraya kadar beyazlarımı yapıp geliyorum hanımlar. Şimdi tam artık fincanımızın yani saksımızın bakın şu şekilde tam bitiş yerine geldim. Geldikten sonra hanımlar bakın şu iç kısımdan bu sefer içeri doğru pay vereceğim. Şöyle sık iğne artık tamamını sık iğne bu da yapacağım ama şu düzlere batmayacağım. Normal batıp gideceğiz hanımlar. Şimdi bunu bir başa kadar sık iğnemi yapacağım. İçeriye doğru kapatma işlemi yapacağım. Başa kadar yapıp geliyorum hanımlar. Bakın bu şekilde içeriye doğru kapatma işlemi yapıyorum. Şimdi bunu birkaç sıra yapacağım hanımlar. Fincanımız rahat girebilecek şekilde yapacağım. Çünkü bunları sonra üstüne dediğim gibi kaktüs yapacağımız için şöyle içerine kaktüsleri koyabileceğim şekilde bir yuva bırakacağım. Bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi. Buna fincanı girip çıkması için düğmeli de yapabilirdik ama bu çok güzel olacak. İsterseniz başka saksı da koyabilirsiniz içerisine. Kırılmayacak şekilde. İlla ki fincan koymanız şart değil ama ben evdeki fincanları değerlendirmek için bu şekilde yaptım. Hadi bakalım birkaç sıra yapalım. Ondan sonra bir görelim. Şimdi hanımlar iki sıra yaptım. Şu şeyden hariç hepsi bir toplamda 3 sıra. Buradan şu şekilde bir tane bir kesme yaptım. Bakın. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 arası 2 3 tane bir kesme yapacağım. Ki o da fincanımızın ortaya doğru boldurmaması için fincanım rahat girip çıksın içerisine saksım. Tekrar 13 tane arası tekrar bu şekilde kesme yapacağım. Başa kadar geliyorum. Bakın hanımlar bu şekilde içerisine fincanım girecek şekilde bir toplama yaptım. Ama fincanımız rahat girsin çıksın diye bu şekilde yaptım. Biraz da kasabilirsiniz tabii şeyinize göre, saksınıza göre. Ama ben burada çünkü kapağını açık kapak yapacağım için şu yıkanabilsin yani. Benim şeyim o, gayem o. Şimdi hanımlar bunu artık burada bitiriyorum. Çünkü biraz daha kasarsam bu sefer şey olmayacak. Kapama zor olacak. Girip çıkması zor olacak onun için. Buradan kapatıyorum bunu.